Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 6. sınıf matematik dersinde oran konusuna giriyoruz. Buyurun bakalım dersimize. Şimdi oran ne demek arkadaşlar? İki çokluğun birbirine bölümünü ifade eder arkadaşlar ve kesir şeklinde gösterilir. Örneğin mesela Metin'in yaşı 12, Ayşe'nin yaşı 15'tir. Metin'in yaşının Ayşe'nin yaşının oranı Metin bölü Ayşe, yani 12 bölü 15 kesir şeklinde gösteriyorum. Bölme yapmıyorum. Ve bunu sadeleştiriyorum daha sonra. Her tarafı 3 ile bölüneceği için bölüyorum 3'e 4, bölüyorum 3'e 5. 4 bölü 5'tir. Doğru mu bu oran? Doğru. Şimdi Metin'in Ayşe oranı 12 bölü 15, yani 4 bölü 5. Ayşe'nin Metin'e oranı da 15 bölü 12 olacaktı. Bu da tam tersi olacaktı. Yani A'nın B'ye oranı dediğinde, biz arkadaşlar orayı şöyle gösterelim. A'nın B'ye oranı dediğinde biz bunu A bölü B şeklinde ifade ediyoruz arkadaşlar. B'nin A'ya dediğinde orada da B bölü A yazıyoruz. Yani birinci kısım pay kısmına geliyor. Bakalım, bir araç 1 saatte 60 km yol alıyorsa aracın aldığı yolun zamanı oranı, yani yolun zamanı oranı 60 km bölü 1 saattir. Doğru mu? Doğrudur. Şimdi bunlarda bazı oranların birimleri de yanlarına yazılacak. Şunun şuna oranında, tamam mı arkadaşlar? Bunlar yanlarına yazılacak. İşin devamında birimli ve birimsiz oranın ne olduğunu göreceğiz. 2 bölü 3 oranı 2 bölü 3 şeklinde yazılabilir. Evet arkadaşlar, bu da doğru bir yazılış şeklidir. Hangileri doğrudur dedi. Üçünün de doğru olduğunu buradan görmüş oluyoruz arkadaşlar. Evet. D3'ü de oranlıdır. Şimdi çocuğun boyunun babasının boyun oranı. Çocuk 90 cm, babası 180 cm. Çocuk 90 bölü 180'den 1 bölü 2 olduğunu gösteriyor. Çünkü çocuk bölü babası dedi. Çocuğun babasının oranı. Yukarıda çocuk, aşağıda babası. Tamam. Bunun değişik gösterimler, bakın. A bölü B kesir ya da A kesiri şu şekilde ya da A bölü B şeklinde iki türlü de gösterilebilir diyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım. Burada. Yandaki resme göre birinci ağacın boyunun ikinci ağacın boyuna oranı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Hocam sayı yok ama bunun bundan küçük olduğunu görüyorsun. Yani bunun buna oranı basit bir kesir olacak, değil mi? Payın paydadan küçük olduğu. Hangisinde pay paydadan küçük arkadaşlar? Bakın 2, 2 bölü 1, 5 bölü 3, 1 bölü 1, değil mi? Kesire çevirdim ben. Ama sadece bunun bundan küçük olduğu, birin ikinciye oranı dediği için bir tek basit kesir, yani birincinin küçük, ikincinin büyük olduğu kesir D şeklinde şıkkında var diyoruz. İkinci soruya geçiyoruz. Yukarıdaki kare önce 4 eş parçaya ayrılıyor. Sonra bölgelerden bir de 4 eş parçaya ayrılıyor. A parçasının alanının, bütün karenin alanının oranı. Şimdi burada arkadaşlar bunlardan 4 tane var, burayı yaptı. Bunlardan da 4 tane var. Buradan da 4 tane var. Buradan da 4 tane var. Toplam kaç tane bu A parçası oldu? 16 tane. Peki A'nın bütün kareye oranı, A 1'di, bütün karede 16 olduğuna göre o zaman A'nın bütün kareye oranı ne getirecek bize? 1 bölü 16 şıkkını getirecek diyoruz. Üçüncü soru. Diyor ki kara kartal kelimesindeki sesli harf sayısının sessiz harf sayısının oranı nedir? Sesli harfler 1, 2, 3, 4. Sesli harf 4. Diyor ki sesli harf sayısının sessiz harf oranı. Sesli yukarıda, sessiz harf 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 bölü 6. Hangisinde var? 4 bölü 6. Tabii ki bulduğumuz kesirler eğer aynı ile yoksa sadeleştiriyoruz. 2'ye bölüyoruz. Ne oldu? 2 bölü 3 oranını C şıkkında yakaladım. Devam ediyorum. Evet, oran problemleri. Bakalım. Diyor ki sınıfımızdaki burası çok önemli. Çok çok önemli. Sınıfımızdaki kız öğrenci sayısının sınıf mevcuduna oranı 4 bölü 7'dir arkadaşlar. Buradan şunu yazacağız hemen. Sınıftaki kızların sınıf oranı 4 bölü 7. O zaman şöyle yazıyoruz. Kızlar, erkekler ve sınıf. 3 tane bölüm oluşturuyor. Kızların oranı 4'müş. O zaman kızlara ben 4 kat diyorum. 4 kat. Sınıf 7 katsa erkeklere kaç kat kaldı arkadaşlar? Paydanın paya olan farkı erkekleri gösterecek. 3 kat erkeklere kalmış oluyor, değil mi? Çünkü 4 kız, 7 tane toplam varsa aradaki 3 fark erkekleri gösterecek. Bunları kat olaraktan yazıyoruz. Buna göre Beyza'nın sınıfındaki erkek öğrenci sayısı
sınır mevcuduna oranı. Şimdi erkeklerin sınır mevcuduna oranı 3 kat bölü 7 kat. Bu katlar aynı olduğu için sadeleşecek. Erkeklerin sınır mevcuduna oranı ne olacak? 3 bölü 7'yi verecek. Biz bu şekilde gelen soruları kat olaraktan yazarsak arkadaşlar değişik tarzda gelebilecek bütün problemleri de çözeriz. Örneğin mesela erkek aşağıda diyecek ki mesela burada erkeklerin 3 kat olduğunu bulduk ya. Şıklarda şunu diyecek. Sınıftaki erkek sayısı aşağıdakilerden ne olabilir? Mesela sayıları veriyorum. 5, 7, 9, 11. Hocam nasıl bileyim ben? Sakin. Çok güzel bir soru tipi. Erkekler 3 kat olduğuna göre erkek sayısı bir tam sayıdır değil mi? Yarım insan olmaz. 3'ün katı olacak erkek sayısı. Hangisi 3'ün katı burada arkadaşlar? Bir tek 9 C şıkkı erkeklerin sayısını verebilecek ihtimalimiz oluyor. Demek ki burada kat halinde yazdığımızda şıklarda bu sayıya bölünebilen sayı hangisidir gibi ifadeler gelebilecek arkadaşlar. Bu soruları da göreceğiz. Şurada bir sinema salonundaki öğrenci sayısının sivil sayısına oranı 13 bölü 20'dir. O zaman öğrenci ve sivil bir de toplam diyorum o zaman. Öğrenciler 13 kat. Siviller 21 kat. Toplam ne oldu? 34 kat. Evet. Bu sondaki sivil sayısının tüm seyirciler oranı. Sivilin tüm seyircileri 21 bölü 34. Sadeleşiyor mu? Bakıyorum arkadaşlar. 3'e vesaire bir şeye bölünmüyor. Bu bir tek 2'ye bölünüyor. 2 ve 17. Bu 3 ve 7 oluyor. Demek ki o zaman 21 bölü 34 olacak. Sivillerin tüm seyircilere oranı. Gelelim bakalım. Semih ve Semih'in yaşadığı bir başkanlık yarışında Semih, Selin ve ondan sonra sınıf diyoruz arkadaşlar. Bir de sınıf diyelim. Tüm sınıf. Selin'in oy sayısının, Semih'in oy sayısının oranı 1 bölü 3'tür. Kimin arkadaşlar? Selin'in oy sayısının, Semih'in oy sayısının oranı. Selin o zaman 1 kat. Selin yukarısı, Semih aşağısı. Semih de 3 kat aldı. Sınıf bunların toplamı 4 kat olacak değil mi arkadaşlar? Eldeki verilerin tamamı sınıfı ya da oradaki grubu verecek. Semih'in oy sayısının, şimdi 3'ün tüm oylara, tüm oylar 4. Oranı nedir? 3 bölü 4. Şimdi çok basit bir şeyi öğrettik ama bunu öğretmesek ne olacaktı? Arkadaşlarımız buradan katları çıkartmaya çalışacaktı. Kafalar çok karışacaktı, anlayamayacaktık. Öyleyse şu şekilde benim gibi hemen kenara bir not alın. Kimin kaç kat olduğunu yazarsanız işleminizin gördüğünüz için, gözle görülebilir hale geldiği için çok kolay olacağını göreceksiniz. Lütfen yaptığım yöntemleri mutlaka uygulamanızı istediğim şeylerdir ki arkadaşlar bunları es geçmeyin. Ya ben başka türlü de yaparım diyen arkadaşlar yanılırsınız. Biz öğretmen olduğumuz halde bu yöntemleri kullanıyoruz arkadaşlar. Tamam? Yazarız mutlaka yani. 2. Yukarıdaki tabloda 5'e tam bölünebilen sayılar kırmızı. Tamam, 5'e tam bölünebilenler 5, 10, 15. Bunları kırmızı. 4'e tam bölünebilenler mavi. O zaman maviye geçiyorum bir de. Mavi boyayayım. 4'e tam bölünebilenler 4, 8, 12 ve 16. Buna göre boyanmayan kare sayısının tüm karelerinin sayısına oranı nedir? Şimdi bakalım arkadaşlar. Boyanmayan kaç tane kaldı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boyanmayan 9 tane. Tüm kare sayısına, tüm kareler 1'den 16'ya kadar demek ki 16 tane var. Oranı neymiş? 9 bölü 16 dedim. Tamam mı arkadaşlar? Basit bir soruydu ama tabii işaretlememiz gerekiyordu. Niye basit? Her soruyu bu şekilde işaretleyerek, üzerinde çalışarak giderseniz soru basit olur arkadaşlar. Yazmadan, çözüm yapmadan gitmeyin. Kafanızdan gitmeyin. Sadece horoz ve tavukların bulunduğu bir çiftlikteki horoz sayısının tüm hayvanların sayısına bakın. Horoz ve tavuklar. Horoz, tavuk ve hepsi. Toplamlar diyelim hepsi. Diyor ki horoz sayısının tüm hayvanların sayısına oranı. Horozlar 2 katmış. Tüm hayvanlar 9 katmış. Tavuklara kaç kat kalacak? Tüm hayvanlar 9 kat. Horozlar 2 katsa tavuklara 7 kat kalacak. Hemen bunu belirtelim. Buna göre çiftlikteki horoz sayısının tavuk sayısına oranı, horozların tavuğa oranı, 2 katın 7 kat oranı 2 bölü 7'dir diyeceğiz. Direkt A şıkkında. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yazdığımız zaman ne kadar kolay oluyor değil mi? Gelelim şimdi. Birimli oran ve birimsiz oran nedir? Deftere bunun bir
tanımını yazalım arkadaşlar. Tanım şurada da verilecek. Aynı birimlerin birbirine oranına birimsiz oran. Mesela tavuk sayısının horoz sayısına. Tavuk sayısı 7, horoz sayısı 5. 7 bölü 5. Neden? İkisi de adet olduğu için bu oranlar adet, 7 adet bölü 5 adet demiyoruz. 7 bölü 5 diyoruz. Bunlar sadeleşiyor. Aynı olan şeyler gidiyor. Peki birimli oran ne arkadaşlar? Örneğin dersin başındaki soruda demişti ya, aldığı yolun geçen saate oranı. Aldığımız yol 100 kilometre. Geçen saat 1 saat. 100 kilometre bölü saat. Bakın farklı birimlerin birbirleriyle oranlanmasını arkadaşlar biz birimli oran diyeceğiz. Farklı birimlerin birbirleriyle oranlanması. Peki hocam arada şu olacak mesela. Mesela diyecek ki örneğin mesela bitkinin boyu diyelim ki 10 santim. Ne kadar? 7 haftada 10 santim uzadı. Boyundaki uzamanın geçen süreye oranı 10 santim bölü 7 hafta. Evet arkadaşlar 10 santim bölü 7 hafta. Bunlar farklı birimler. Santim ve hafta olduğu için bu birimli oran. Peki şöyle deseydi arkadaşlar. İşte 10 santimi 7 metreye oranlasaydı ne yapacaktık? Bu birimli mi birimsiz mi şimdi? Hocam 1 santim 1 metre. Bazılarınız en baştan birimli farklı dediğini duyuyorum. Hayır aynı birimler. İkisi de uzunluk birimi. Ne yapacağım 10 bölü 7 mi diyeceğim? Hayır. Bunu da santime çevireceğim. Ne olacak? 7 metre 700 santimetre olacak. O zaman 10 bölü 700 olacak birim. 10 santim bölü 700 santim aynı birimlere çevirebildiğimiz için gittiler. Ne oldu? O zaman 1 bölü 70 oldu arkadaşlar buradaki oranımız. Evet bir otomobil 5 saatte 240 kilometre yol almıştır. Aldığı yolun geçen süre oranı metre bölü saniye cinsinden istiyor bizden. Metre bölü saniye istiyor bir de bizden. Şimdi burada kilometre bölü saat var. 240 kilometre bölü 5 saat var arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi ne yapacağım? Ben kilometreyi metreye, saati de saniyeye çevireceğim arkadaşlar. Kilometreyi metreye çevirirken herkesi bulunduğu durumda yapıyoruz. Değiştiriyoruz. 240 kilometre kaç metredir? 3 sıfır ekle 240 bin metre. Yazıyorum. Ya hocam bu sayıları görüp korkunç demenize gerek yok. Sadece yaz. İşlemleri adım adım takip ediyoruz. 5 saati saniyeye çevireceğiz. Şimdi 1 dakika 60 saniye. 1 saat 3600 saniye. O zaman ben 5'i 3600 ile çarpacağım arkadaşlar. Tamam mı? 5'i 3600 ile çarparsam arkadaşlar ne olacak? 5'i 3600 ile çarptığımızda 18 bin mi yapacak arkadaşlar? Evet. 5 çarpı 3600, 5 çarpı 36. 180. 2 sıfır daha eklediğimizde ne oldu? 18 bin saniye. Burayı da yazalım. Metre bölü saniye. Böyle mi bırakacağız? Hayır. Tak 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 tak. 240 bölü 18. Bu da sadeleşir. 2'ye bölelim. 120 bölü 9. 3'e böl. Ne oldu? 40 bölü 3. Şimdi bu daha sadeleşemez. O zaman metre bölü saniye yazalım. 40 bölü 3 metre bölü saniye. Burada gördüğümüz ya hocam çok karışık mı? Hayır. Sadece doğru yazmasını bil. Sonra kilometreyi metreye çevireceğim. Saati saniye çevireceğim. 1 saat kaç saniyeymiş? 3600. Tamam. Biz doğru şekilde çarptığımızda arkadaşlar cevabımız bakın 40 bölü 3 metre bölü saniye geldi. Gelelim bakalım arkadaşlar. Burada diyor ki 5 kilometre bölü saati metre bölü saniye cinsinden yazalım. Hadi bakalım. 5 kilometre bölü saat yani paydamız 1 saat. Tamam mı? Aman unutma buraya saat yazıp ne olduğunu bilmek olmaz. Bölü 1'dir 1 saat. Metre bölü saniye yukarıya metreye çeviriyorum. 1000 ile çarpıyorum. 5000 bölü 1 saati saniye çeviriyorum. 3600 ile çarptım. 3600 tak 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 tak. 50 bölü 36 sadeleştir. Böl 2'ye 25 bölü 18. Bölünür mü? Bölünmez. O zaman 25 metre bölü 18 saniye oldu. Bitti.
Bunu da kilometre bölü saniyeyi kilometre bölü saati çevireceğiz. Şimdi metreyi kilometreye çevirirken 1000'e bölerdik. Çiz 3 tane sıfırı. 1, 2, 3. O zaman 100 kilometre. 36.000 saniyeyi 3600'e böleceğiz. Ya karışık bir rakam verseydi ya 36.000 verir, ya 72.000 verir, ya 3600 verir, ya 7200 verir, değil mi? 3600'ün katını verir. Seni çok uğraştıracak bir sayı vermez ki. 36.000'i 3600'e bölersem ne oldu? Tak, 10 kaldı. 100 kilometre bölü 10 saat oldu. Ne oldu bu da? 10 kilometre bölü saat. Yani 1 saati demiyoruz. 10 kilometre bölü saat olaraktan çevirmiş oluyoruz. Gayet güzel oldu arkadaşlar. Birinci soru. Kilogram ile oranlandığında birimsiz. Kilogram yani kütle miktarı neydi? Ya gram ya da kilogram da ölçerdik. Bunların hepsi birimsiz olur. Dediğim gibi kilogramı grama çevirirken 1000 ile çarparsın. İkisi de gram olur. Birimsiz olur. Tamam. Mesela santimetreyi, kilometreyi bunlar birimsiz olur. Hepsi birbirine çevirebilir. Anlaştığımızı düşünüyorum. Çağatay 150 metreyi 15 saniyede koşmaktadır. Koşu mesafesinin koşu süresinin oranı hangisidir? Evet. 150 metre bölü koşu mesafesinin süresinin oranı bölü 15 saniye. Bölersek 10 metre bölü saniye. İkisi de 15 sadeleşir. 10 saniye bölü metre. Hayır. 10 metre bölü saniye. Aman dikkat. Birincisi pay kısmıdır, ikincisi paydadır. Aman dikkat arkadaşlar. Atık pil toplama kampanyasında 6A sınıfı 3 günde 75 pil, 6B sınıfı 5 günde 90 pil. Buna göre 6A'nın hangisi doğrudur? Topladığı pil sayısının geçen süreye oranı 15 adet gündür. 75, 3 günde 75. O zaman 6A'ya bakalım. 6A'ya 75 bölü 3 diyoruz. Ne oldu? Pil bölü gün, değil mi? Bunlar birimli oran olacak. Farklı şeyler. 25 pil, bir günde 25 pil topluyorlar. Doğru mudur? Yanlış. 6B'nin topladığı pil sayısının geçen süre oranı 25'tir. 6B 5 günde 90. O zaman 6B 90'ı 15'e bölüyorum. 90 pil 15 gün. 90 15'te sadeleşir arkadaşlar. Pardon, 5 gün. Çok affedersiniz. 15 dedim. 5 diyorum. Ne oldu arkadaşlar? 90'ı 5'e böldüğümde 18 pil olacak bir günde. O 25 diyor. Burası da yanlış. 6A sınıfı topladığı pil sayısının geçen süreye oranı birimsiz orandır. Hayır. 25 pil bölü gün olacaktı. Birimli oran. 6B sınıfının topladığı pil sayısının geçen süre oranı birimli orandır. Evet. 18 pil bölü bir gün dedik. Değil mi? Pilin günü oranı birimli oran verecektir. Zannedersem konuyu burada bitiriyoruz arkadaşlar. Evet. Bundan sonra tarama testi var. Diğer bir sonraki videomuzda inşallah tarama testi ve soru çözümüyle devam edeceğiz. Oran konusu burada bitiyor. Detay vererekten, detaylı bir şekilde anlattığımı düşünüyorum. İnşallah tam dinleyerekten faydalanırsınız arkadaşlar. Çünkü bu videoları dinlerken sistematik bir anlatım yapmaya çalışıyorum. Defteri, kalemi alıp arkadaşlar videoyu durduraktan yazarsanız inanın başka bir şey dinlemeye ihtiyacınız kalmadan konuyu çok iyi anlamış olacaksınız. Devamında da yapacağınız şey de yine ben size yapıyorum. Ne yapıyorum? Soru çözüm videolarını yayınlıyorum. Orada da birlikte benimle beraber soru çözerseniz, devamında da kendin soru çözmeye devam edersen bu konuyu bitirmiş olursun diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Açıklama kısmına 6. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listesini bırakıyorum. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık.